Agalarım, herkese selamlar. 1 Mart 2024 Cuma iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Cuma'ya yine 5 adet mücadelem var. İdeallerinden ve yüksek oranlarından bahsedeceğim. Hedefimiz yine full olsun arkadaşlar. Sizlerden şöyle bir şey söylemek istiyorum. Son dönemde gerçekten çok büyük bir başarı var hem videolarda hem kanalda. En büyük sebeplerden bir tanesi sizlerin desteğidir. Aynı şekilde beğeni ve yorum destekleriniz bekliyorum. Şu yönde oluyor mesela çok güzel yorumlar bırakıyorsunuz. Teşekkür ederim. Ben diyorum ki ulan bu adamlar bu kadar emek verip yorum yapıyor. Ben diyorum bir baktım ya bir daha bakayım diyorum. Öyle sayılıyorum maçlara. Öyle çıkartmaya çalışıyorum. Cuma için herkese şimdiden bol şanslar. Öncelikle arkadaşlar duyurularımızla başlamak istiyorum. Katıl Telegram gruplarımız mart ayı için yenilenmiştir. Bu da mart ayının ilk videosu. Katıl Telegram gruplarımızda şubat ayı gruplarını kapattık, mart ayı gruplarına geçtik. Herkesi bekleriz diyerekten de sizlere de bunu söylemek istedik. Mart ayının başında girmek isteyenler varsa girebilir diyerekten de devam edelim. Skor yarışmamız var. Daha önce yapmış olduğumuz skor yarışmasını kazanan Sinabze isimli arkadaşımız. Yiğit mi ne ismi zaten. 5. 6. kazandı ha bu arkadaşımız öyle söyleyeyim size. Ama her videomun altına da yorum yapar. Onu da söyleyeyim size. Maç skorumuzda Monaco ile Paris mücadelesi. Maç skoru ne olur sizlere sorduk. Paris'in bir şampiyonel ligi mücadelesi var. Monaco'nun öyle bir derdi yok. Güzel bir maç, gollü bir maç bekliyorum. Birazdan zaten anlatacağım. Her türlü soru görüş öneri gruplara gelmek isteyen arkadaşlarımız benim iletişim adresi Instagram'dır. Instagram Kangal Tips değil bakın. Kangal Bey hesabına mesaj ataraktan da benim burada tek orijinal hesabım olduğunu söyleyeyim. Buradan bana mesaj ataraktan sizler de iletişim kurabilirsiniz diyerekten de bilgilendirmesini vermek isterim mislerle başlayalım. Dün mislimiz neydi? Sağda gördüğünüz Chelsea mücadelesi vardı. 90'da geldi. Aga şunu söyleyeyim. Çok daha rahat gelmesi lazımdı. 900 misli ona verdim. Değil mi? 900 lira dedim o civarlarda. Çünkü Chelsea'nin kadrosunun az çıkacağını biliyordum. Ve Sinan yedek çıkacağını biliyordum. Öyle de oldu. Ama yani zor kazandı Chelsea ciddi manada. Loser bir takım ya bu Chelsea. Kanser etti. 90'da attı öyle kazandık. Daha önce de Boston mücadelesi vardı. Boston 10 fark ataraktan da değerlendirin. 810 10 önermiştik bu şekilde. Yüksek mis seviyesinin Mart ayı zaten başarıyla bir şekilde başladı ve devam ettiğini sizlere söyleyelim. Kombinelerimiz aynı şekilde gruplarımız her gün ana kombine. Avrupa kombini gelirse bir de basket kombini olmak üzere en az 3 tane kombin oluyor zaten. Bunun da bilgisini sizlere verelim. Canlı olarak zaten gruplarımıza devam ettik. Dün de şov yaptık. Birazdan ondan da bahsedeceğim. İzlediğimiz maçlarda canlı öneriler yapıyoruz. Herkes açık Telegram grubunda açıklama yorumlar kısmında da linki mevcut. Oraya da katılarak da sizler de ücretsiz gruba katılıp oradan gelen bahislerden faydalanabilirsiniz. Orası ücretsizdir. Şöyle ekrandan göstermek istiyorum. Trabzon başının devresi bitti. Trabzon çok iyi oynadı. Gol gelmedi. Efsavi yarı kazanır vermiştik. Maç kazandı zaten. Maç sonu biri aldım. Geldim. Hatta yazdım ki yani Trabzon kazanacak da dış minnaklar müdahale etmezse. Maç 1-0 oldu. Direkt 2.5 alt aldım. Klasik Trabzon attığı gibi yatmasını biliyor takım. Bu da geldi aga. Matsun'u 1-2.5 altımız geldi. Beşiktaş maç önü. Matsun'u 1-4.5 alt olarak maç önü olarak önerdim. İçeri aldık. Skor beklentinin 2-0-2-1 ayarından. İnceden alın dedim BJK arkadaşlar. Maç kaç kaç bitti. Aga 2-0 bitti mi? Tertemiz. Bir ikinci gol Beşiktaş aldık. Ayek mücadelesine 5 buçuk yetişemedik o mücadeleyi de kazandık. Hızlı geldi. Beşiktaş'ın golü geldi. Beşiktaş 1 45 alt geldi. Skorumuz geldi. Chelsea'nin ilk yerden golünü bekliyordum. O geldi. Sıradaki gol Chelsea. O geldi. muzik attı hatta. hatta. Liverpool maçına gol aldık. Golü Liverpool'dan beklediğimizi söyledik. Ev sahibi Inter 2.5 üstü aldık. Nottingham Manchester United'ın golü falan aldık derken. Girose maçına bir gol aldık. Chelsea maçına 4.5 üst aldık. Aga şov budur. Anladınız mı? Bu şekilde yapılır. Bu şekilde para kazanılır bu işten. Tebrikler. Şimdi sizlerden ricam cuma videosu olması kaynaklı. Şöyle artı 400-500 beyni bekliyorum. Umarım sizlere güzel kazanç elde ettirebiliriz diyerekten de. Beğeni ve yorum destekleri geldiyse başlayalım. İlk mücadelemiz Kasımpaşa ile Sivas mücadelesi. Şunu söyleyeyim bakın puan durumundan da belli. Biri 5. biri 6. Yani 4 büyük takımdan sonra ikisi geliyor gördünüz mü? İki takım da gerçekten çok iyi oynuyor. Kasımpaşa zaten savunma yapmayan bir takım. Hücumu çok kuvvetli bir takım. Alışkın üstüne gelenlere karşı çok iyi oynuyor. Sivas da son dönemde ciddi manada çok iyi oynuyor. Son mücadelesinde ilk yarı 1.5 üstüne aldık. Sivas'ın golünü aldık. 3.5 üstü de alanlar oldu. O şekilde her türlü kazanç elde ettik. Sivas'ın bir adet forveti var. Manaj. Muazzam aga. Hem frikikten çok atıyor hem bitiricilik yüzey yüksek zaten. Ya, tribün de aşık. Sivas tribünleri de aşık. Ben de Kangal olarak çok beğeniyorum. Ciddi manada. Mücadeleye tek bir tercihim var. Fazla bir tercihim yok. Bir saniye defteri kapatmışız. Defteri niye kapattık? Yemek akıyor yemek. Neyse. Mücadeleye tek bir tercihim var. Karşılıklı atılacak gollerdir. Mücadelenin beklentisi de bu arada bir birlik bir skor. Bunu da söyleyeyim sizlere. KG var benim idealimdir. Yüksek orandan almak isteyenler de sisteme atılacak bir sıfır mücadelesi olarak da olabilir diyerekten de. Güzel maç bekliyorum Aga. Freiburg'la Bayern Münih mücadelesi. Bu maç biraz korkutuyor ama değerlendirmek istiyorum. Şimdi Bayern Münih'in bir Şampiyonlar Ligi mücadelesi var ve Şampiyonlar Ligi mücadelesinde ilk mücadeleyi kaybetti. Lazio'ya kaybedince burada Almanya'da oynayacak Şampiyonlar Ligi maçını. Bir Freiburg'da basmanı var. Öncesinde puan kaybı olur mu? Bunu sormak istiyorum. Onun dışında da şöyle bir durum var. Ya yani Morali de gitmek isteyebilir Bayern Münih tarafı. Ya son mücadelesini izledim, kazanmasını bildi. Aga Bayern Münih çokça pozisyona giriyor ve kaçırıyor. Böyle bir durum var. Ama kalesine de pozisyon veriyor. Ben Bayern tarafındayım aga. Şöyle değerlendirdim. Mücadele Bayern Münih kazanır ve 1.5 üst olur diyerekten de 1.43 puanında bir ideal bir oranı var. Bu yönden değerlendirdim. Hatta biraz daha oranı yükseltmek isteyenler burada Freiburg'da gol atabilir Bayern Münih'e. 2-1 ayarında. 2-1-3-1 hatta mücadelenin beklentisini söyleyeyim. 3-1'lik Bayern Münih galibiyeti olduğunu söyleyeyim. Yüksek orandan da 2.5 üstünde 2'de değerlendirme yapılabilir. Bunu da sizlere söylemek istiyorum. Lazio ile Milan mücadelesi. Agama çok güzel. Bakın Şimdi iyi dinleyin. Bu maç imza maçım. Yaz bunu da imza maçım yaz. Anlatıyorum. Umarım Milan salmaz. Bak. Şimdi Lazio ne yaptı? Şampiyonlar liginde Bayern Münih'i yendi. Bu maçtan 3-4 gün sonra kimle maç var aga? Kimle? Bayern Münih'le. Sen bir şampiyonlar ligi maçına gidiyorsun ve Bayern Münih'i devirmeyi başarmışsın 1-0'da olsa. Sen bu Milan maçına abi önem vermemelisin abi. Abi önem vermeyeceksin bu maçı. Verirsen Bak bu maça önem verirsen zaten şampiyonluk yok bu mücadelede. Sadece ilk altı yarışımı ne muhabbeti var Lazio'da. Girebilirim oraya da girme ihtimali var. Bak salacak demiyorum. Ama rotasyon olabilir. Oyuncuların aklı Bayern Münih maçında olabilir ki öyle olacak. Psikoloğum. Yani psikoloji mezunuyum. Futbolla iddia içindeyim. Tezimi de bitirme tezimi de iddia kumar üzerine yazmış biriyim. Olmaması lazım abi. Milan'da. Bak abi Milan'a. Monza'ya 4-2 yenildi. Atalanta mücadelesinde çok iyi oynadı. Galip gelemedi. Okey mi? Okey. bunların Avrupa maçı var mı? Milan'ın da var ama ta perşembe günü. Evet kendi evinde. Aga diyorum ki Milan burada bir yarayı kazanır. Oran 1.58. Milan'ın bir yarayı kazanması bence ya banko demek istemiyorum da yüksek ihtimalle bence. Hatta kazanma ihtimali abi yatarsa da kafamı şey yapmayın. Anlatıyorum bakın. Analizli bir şekilde anlatıyorum dinliyorsunuz. Milan bir yarayı kazanır bence. Ve yüksek oranıyla da Milan galibiyeti de neden çıkmasın Aga? Bunu da sizlere söylemek istiyorum. Deplasman evinde olsa Milana ya yani 5.000 misli gireceğim öyle söyleyeyim. Sırf deplasmanda diye deplasman yarı kazanına gidiyorum. Yani yüksek oranlarda maç sonu ikide değerlendirilebilir. Monaco ile Paris mücadelesi, Paris'in de bir şampiyonluk Ligi mücadelesi var. Mbappe yine burada dinlendirilebilir veya ikinci yer alabilir. Çünkü aga yani puan yarışı yok. Rakip yok aga. Bu Paris'in tek bir amacı ligde zaten alıyor götürüyor kimse dengi değil. Bunun sadece derdi Şampiyonlar Ligi. de gidecek zaten. Burada KG var, İdealden değerlendirilebilir. Monaco'da gol atabilir. Ama bunun oranı biraz düşük kaldı. Yani idealimizin altında. Al Avrupa'dan alanlar KG var alabilir. Biz burada biraz daha şöyle bir şey yapabiliriz. Var ve 2.5 üst yaparsak burada istediğimiz oranı elde edebiliriz diye düşünüyorum. Fenerbahçe-Beko ile Baskonya basketbolu Euroleague'de başladı. Bu arada gruplarımızda Euroleague'in kuponları mislisi ve canlısı da yapılıyor. Bunun bilgisini vereyim. Editör yapıyor. Ben de tabi Allah'a el attığımı da söyleyeyim. Ben burada Fenerbahçe-Beko tarafındayım. Hatta Fenerbahçe kendi evinde 12 maç oynadı. 11 tanesini kazandı. Galibiyetine zaten oran yok. Ev sahibinin sayısına gideceğiz. Çünkü da üreten bir takım. Üreten takıma karşı Fenerbahçe'de üretebiliyor zaten. Ev sahibi 85.5 üst. 1.47 1.46. Yani Fenerbahçe Beko'dan burada 86 sayı beklememiz lazım. Bunu söylemek istediğimi belirteyim. Defter kapansın. Tebrikler. Bak gelmeden tebrik ettim. Aga Cuma için 5 adet idealim ve yüksek oranla bu şekilde değerlendirecek herkese bol şanslar. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. seviyorsunuz Bay bay.